Böylece efendim, biz ağzımızı bile açmadan 2 yıldan fazla gittik geldik mahkemeye. Hakimin karşısına çoluk çocuk ip gibi diziliyoruz. Sorgu sual yok. Yaz, gereği düşünüldü, çat 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 çat, hadi yürü. Buna can mı dayanır kardeş? Elde avuçta ne varsa sattık. 2 dönüm tarla gitti. Benim 3. Lan ben senin aklını ne yapayım? Bir büyük de durun lan, aptal mısınız? Mahkeme işi çıkarmayın demedi kardeşim. Ya, şimdi ben sana 50 tane tokat atsam gider misin mahkemeye? Tövbe! Bir kere adaletin eline düşmeyeceksin efendim. Düştün mü yandın. Falanca ayın filanca gününe git gel. Dava 1 tane değil ki. 4 tane mübarek. Sonunda efendim, artık bilmiyorum. Hangi davanın hangi oturumuydu, bizim hakim konuştu. Sizin davaların hepsini bir güne toplayalım da ayrı ayrı gidip gelmeyin. Hay Allah senden razı olsun. Çok sağ olun efendim. Ellerinden öperik. Dosyalarınızı inceledim. Aslında bunların 4'ü de bir dava. Öyle efendim. Bir dava bile değil. Yarın. Ahmet Oğuz'un şahsi dava dosyası ile aile efradının Yunus Çakmak ve aile efradına açmış oldukları davalar bir dosyada birleşebileceği gibi Yunus Çakmak'ın şahsi dava dosyası ile aile efradının Ahmet Oğuz ve ailesine açmış olduğu davalar da bir dosyada birleşebilir. Ne dersiniz? Birleştirelim efendim. Kabul efendim, hayatımızı kurtardınız. Gereği düşünüldü. Yahu adam durdu 2 sene sonra yaptı babalığı. Siz niye bir avukat tutmuyorsunuz kendinize? Avukat? Tabii ya! Günah değil mi bu ihtiyara, bu çocuklara? Size baktıkça içim acıyor vallahi. Verin bir vekaletname, siz de işinize bakın. Yahu kardeşim, hepinizin bugün mü iyiliği tuttu be? Lan Ahmet! Biz bu avukat işini niye hiç düşünmedik? Ne bileyim, aptallaştık işte. Nereden bulacağız avukatı? Hükümet Caddesi'nde Rıfat Bey. Sağ ol hemşerim. Peki ben ne olacağım? Rıfat Bey sana da bulur. Hadi yürü gidelim. Geleyim enişte. Yok, siz bizi adliyenin önünde bekleyeceksiniz. Bir yere ayrılmayın ha. Yuh senin gibi evlada, böyle kolayı var da mahkemelerde niye süründürüyorsun? Lan! Ne koşturuyorsun, adres bende. Bak aslanım, avukat mavukat iş büyüyor. Yine bir sürü masraf çıkacak. Gel şu davadan vazgeçelim. Olur mu öyle şey ya? Çocuk oyuncağı mı bu? Sen vazgeçsen, hükümet vazgeçmez. İyi lan, sen kaşınıyorsun. Efendim, dosyalar incelendiğinde verilen dilekçelerin çelişkilerle dolu olduğu görülmektedir. Ayrıca tanıkların ifadeleri de çelişkilidir. Bu nedenle davacıların, sanıkların ve tanıkların tümünün yeniden duruşmaya getirilerek ifadelerinin alınmasını talep ediyorum. Dur, aman yapma, gözünü seveyim. Oturun lütfen. İzninizle. Sayın meslektaşımla aynı görüşte bağlanıyoruz efendim. Biz de tanıkların tümünün çağrılarak kimin kime vurduğunun, kimin kime hakaret ettiğinin tespitini istiyoruz efendim. Yaz, gereği düşünüldü. Rıfat Bey, biz size çoluk çocuğu buraya getirmeyelim diye vekalet vermiştik. Çalgı mı olur üstelik? Ne yapacağız şimdi? Vallahi ben bu masrafa dayanamayacağım. Mahvoldum. Bir kolayı yok mu? Kolay olur mu kardeşim? Hukuk işi bu. Her şeyin bir usulü var. Mart'ın 5'ine gün verdi hakim. Topla getir çocukları. Sana avukat tutmayalım demedik mi? Al işte. Bak nasıl yokuşa koşuyorlar. Çek cezanı. Oo, ne güzel hava aldık. İyi ki çağırmış hakim bey bizi. Sen şimdi bırak havayı mavayı da vereceğin ifadeyi düşün.
Aman canım, yalan konuşacak değiliz ya, olduğu gibi söyleyeceğiz işte. Aman he, yukarıda Allah var. Mahkemelik olduysak kanlı bıçaklı olmadık ya canım. Lan serseriler, bakmayın böyle bir arada geldiğimize. Biz onlardan davacıyız. Hakaret var, cana kasıt var. Sebepsiz mi aslanım? Açtırma şimdi benim ağzımı. Açarsan ne olur? Mahkemede göreceksin sen gününü. Efendim, dört davanın birleştirilmesi sonucu ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. Davacılar ve sanıklar aynı zamanda davanın tanıkları olduğundan kimin ne sıfatla ve nasıl ifadesinin alınacağını bilmek isteriz. Haklısın. İzin verirseniz sayın meslektaşıma aynen katıldığımı belirtmek isterim. Bu durumda davalıların önce davacı sanık, sonra da tanık sıfatıyla ifadelerinin alınmasını öneririm. Bizimkisi çok kuvvetli canım. Bak ne güzel bağladı. Önerinizi kabul ettiğimiz takdirde bir tanık ifade verirken aynı zamanda davacı sanık olan diğer tanıklar duruşma salonunda kalacak ki bu da sakıncalı olur. Tabii efendim. Uygun görürseniz şöyle yapalım. Bir tanık ifade verirken diğerleri salondan çıksın. Efendim izin verirseniz... Buyurun. Bizce sakıncalı efendim. Tanık olarak dışarı çıkarılabilirler ama davacı sanık olarak içeride kalmaları gerekir. Bu da doğru. Bizim ne olduğumuz belli değil. Yaz. Gereği düşünüldü. Tanıkların duruşma salonuna tek tek alınarak ifadelerinin alınmasına, bu sırada diğerlerinin dışarıya çıkarılmalarına, sonra alınan ifadelerin davacı ve sanıklara topluca okunarak ifadeler hakkında bir diyeceklerinin olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Cemil Çakmak. Buradayım efendim. Peki oğlum. Tamam, ötekiler çıksın. Baba, baba ne soracaklar? Göreyim seni aslanım. Döktür, korkma. Tamam mı? Tamam baba. Ne diyor bu oğlan acaba şimdi? Hiç, ne diyecek? Yalan konuşacak tabii. Doldurdun çocuğu. Sen doldurmadın sanki bunları. Ahmet amca bana vurdu. Tekme attı. Baban da ona vurmuş. Burada öyle yazıyor. Vurdu ama onlar büyük. Beni korumak için. Ne vuruyorsun lan küçücük çocuğa dedi. Adalet yerini bulur arkadaş. Bak nasıl kazanacağım davayı. Kazan da ondan sonra konuş. Hüseyin kızı Duriye Oğuz. Seni çağırıyorlar avrat, yürüsene. Ne diyeceğim ben şimdi? Hadi yürü, bunca zamandır öğrenemedin mi ne diyeceğini? Aferin benim aslanım. Tırmıkla üstümüze yürüdü diyeydin. Katiller, parçalıyorlardı bizi. Gördüm tabii, gözümden görmedin mi? Vallahi gördüm, billahi gördüm. Mahmut kızı Nazlı Çakmak! Ay güzel Allah'ım, sen bana kuvvet ver. Ne oldu kız? Dilim damağım kurudu. Ahiret sorusu soruyorlar. Salaklaşma avrat. Hiç şaşırma. Ağzına geleni söyle. Korkma hadi. Korkma maşallah. 2-1 galibiz. Ne olmuş davarlarımız iki tane lahanalarını yemişse? Hemen dövmek mi lazım? Elleri kırılsın, vicdansız insanlar. Sanık olayı saptırıyor efendim. Unutmayın. Kendisi hem sanık hem davacı. Davacıyım, elleri kırılsın. İfade mi veriyorsun, beddua mı ediyorsun hanım? Bugün bu dava bitmez. Hayırlısıyla şuradan bir kurtulsak kurban keseceğim vallahi. Ne anlatıyor bu seninki? Hakikatleri olduğu gibi. Yalan konuşmaz benim avradım. Yaktım çırağını. Ay. Ahmet kızı Çezban Oğuz! Babacığım sen de gel. Korkacak bir şey yok kızım, korkma. Gel, gel. İyi ki avukat tutmuşsun. Hep bizi konuşturuyorlar. Sen de 40 yıllık mahkemeci kesildin başımıza. Dursun şunu dişe tut. Ya sıramız gelirse? Baba ben acıktım. İyi, acıktınsa tahtaları kemir, hadi bak. Geldiler babamın anasını. Beni
çocuğu. Ağlama kızım, korkma. Hakim amca kızmasın. Yusufoğlu Cemşit Çakmak. Sus kızım, ağlama, sus bak. İçeride dövüyorlar mı baba? Şimdi ben döveceğim ha. Hadi yürü bakayım. Yahu eşek kadar oldu. Neredeyse askere gidecek, hala ödlek. Ben hiç sevmiyorum bu mahkeme işini. Elim kolum uyuşuyor vallahi. Az kaldı baba, sık dişini. Bak hakim jet gibi çalışıyor. Ahmet kızı Nazmiye Oğuz. Ne çabuk çıktın lan? Hakim doğru konuş dedi baba. Sen ne dedin? Olduğu gibi anlattım. İyi bok yedi. Hadi yürü. Yalan mı konuşsaydı? Ay, ne oldu? Of, dur. Ara. Ay, hayırlısıyla şuradan çıkıp gitsek öleceğim çarpıntıdan. Selami oğlu Dursun Yılmaz. Ay. Tut enişte. Ay. Ne oldu kız? Ne demek et? Yoksa dilini mi yuttun? Rahat bırak çocuğu. Kendin gibi yalana alıştırma. Ne yayıldın öyle? Alsana şu çocuğunu. Gel bakayım sen bana. Bizimkisi tamamen nefsi müdafaa efendim. Evet, kavga ettik. Yukarıda Allah var. İtmedik demem. Fakat mecburiyeten. İfade kasıtlı olarak karıştırılıyor efendim. Böyle subjektif suçlamalarla davayı aydınlatmak mümkün değil. Neyin olur bu Yunus Çakmak senin? Eniştem olur hakim ben. Hadise sırasında neredeydin? Evdeydim efendim. Gürültüye koştuk. Sopayla mı vurdun? Tövbe, sopa almadım elime. Her şeyi olduğu gibi anlat. Bak yoksa tutuklarım. Objektif. Olduğu gibi anlatıyorum efendim. Objektif. Hep senin sivri zekandan geldi bunlar başınıza. Al işte bak, adam kalpten gidiyor. Alacı şakaklar ne olmuştur? İyi gelir. Yusuf kızı Hatice Oğuz. Hadi ne yapacağım şimdi? Şu yaşıma kadar ne mahkeme bilirim ne karakol. Telaşlanma ana, gel. Gel hadi gel. Aman teyze, vızvızlanma. Hakim çok sinirli. Tutuklar, mutuklar da. Ne oldu baba? Enişte bir hap map yuttursak? Lan bilmediğin hap yutturulur mu? Baksana adam zaten hapın Allah'ını yutmuş. Tertemiz oğluma iftira ediyorlar. Biz kimseyle hırgür etmeyiz. Köyde bizi herkes bilir. Daha hiç jandarma karakol görmedik. 60'ımdan sonra şu başıma gelene bak. Sakin ol hanım, benim sorularıma cevap ver. Verin, kim verin. Kime vurdu? Ne bileyim, vuranın gözü kör olsun inşallah. Efendim, bir noktanın aydınlanmasını istiyoruz. Hanımın oğlu Ahmet Oğuz, müvekkilimin oğlu Cemil'e tekme ve tokat atıp küfretti mi, etmedi mi? Ne diyorsun Hatice Hanım buna? Ne diyeyim? Sebep olanların Allah cezasını versin. Ay adam, ay başım, bana zor mu? Bana zor mu hiçbir şey? Doktor çağır. Doktor, doktor var mı? Aramızda doktor diye biri yok. İçeride kadın bayıldı. Ne? Anam. Anam. Ya bunlar da bayıltana kadar soruyorlar be.